Çekiliş varmış. Nasıl tık tübe mi olduk bugün? Acımızdan öldük. Selam herkese. Hoş geldiniz. Evet, bugün acımızdan gerçekten öldük. Yemek çok uzun sürdü gelmesi. Gerçekten acımızdan. Hadi başlayalım. Başlıyoruz mu? Başlıyoruz. Gerçekten ölüyoruz. Bu videoda ses yapabiliyorum. Yürüyün lan, hepiniz arkamızda. Sen konuşabilirsin. Herkes benim arkamda. Çok teşekkür ediyorum destekleriniz için. Sen susacaksın. Ben sana buradan bir yarım da vereyim. Ama bu, this is cold. This is from Lahmacun yesterday, it's so nice. Hiç fark etmez. Tamam, böyle koyuyorum, yeriz yani. Evet, Lahmacun bana bir şey dedi. Pardon. Çekiliş varmış. Lahmacun. Diyor ki herkes bizi izliyormuş, teşekkür ediyoruz, çekiliş yapıyoruz. Ha, 1 yıl oldu ya. Evet, bugün bizim YouTube kanalı açalı 1. yılımız. Evet. Efendim? Aç anne kapıyı, açamıyorum. Ekmek servisimiz de geldi. Evet, YouTube kanalımızı açalı tam 1 sene oldu. Deli dolu 1 sene. Yaş. Güzel yaşlı mı 1 sene? Anyway, çekiliş yapıyoruz. Basit bir çekiliş olacak. Ve şey düşündük, bu dönemde hani ne bileyim bir konuşturmadın ya. Anlat. Bu dönemde kimseye bir şey vermek istemedik. Bizce en mantıklısı direkt para vermek diye düşündük. Bu çekiliş tamamen bizim yaptığımız bir çekiliş. YouTube'un ya da hiç kimsenin, hiçbir evet. Kimsenin bir alakası yok. Sponsorumuz falan yok. Sponsor yok. Hiçbir şey yok, sadece bizim... Gönlümüzden koptu. Aynen. Yani evet, bir şeyler yapalım dedik. Ve çekilişin miktarı da büyük ihtimal zaten şeyde görüyorsunuz. Başlıkta da görüyorsunuz. 1000 TL vereceğiz. Bu 1000 TL, Türkiye'den kazanırsanız 1000 TL. İngiltere'den kazanırsanız 100 pound, Almanya'dan kazanırsanız 100 euro. Ya ona göre öyle bir şey yani. Yani 1000 TL yazdık yani ama... Yani 100 pound ne kadar ediyorsa sizin paranızda öyle. Aynen. Biz 100 pound ayırıyoruz bunun için. Yani sizin ülkenizde bu 1000 TL ediyorsa 1000 TL oluyor. Yani şu anda ortalama 1000 TL ediyor. Ya 3 hafta sonra TL 900'e düşerse yine 1000 TL yapacağız hemen. Yani. Kurda olan bir şey değil ama 1000 TL. İzleyicilerin çoğu Türkiye'de olduğu için de 1000 TL diyeceğiz. Bura, İngiltere, Türkiye. Çekilişe katılmak için 3 şey var. Birincisi aşağıya en sevdiğiniz yemeğinin yorumunu yapmanız. İkincisi bu kanala abone olmanız. Üçüncüsü Instagram'da bizi takip etmeniz. Ha, biliyorum ben de yani çekiliş konusunda onunla mı uğraşacağım be diyebilirsiniz. YouTube'da abone olup yorum yapmanız yeterli. Eğer ekstradan isminizin bir kere daha girmesini istiyorsanız Instagram'da da takip edebilirsiniz. Yani takip et, yorum yap, bir giriş kazandınız. Bonus olarak bir giriş daha istiyorsanız, mesela bu çekiliş sisteminde isminiz bir kere değil de 2 kere geçişini istiyorsanız Instagram'dan da takip etmeniz gerekecek. Kolay gelsin bize. O listenin full içinden geçmemiz falan bayağı uzun sürecek. Çekiliş 24'ünde mi açıklayalım? 25'inde. Çekiliş 25'inden, yani 1'inden 25'ine 25 gün sürecek. 25 gününüz var çekilişe katılmak için. Good luck. Bol şans. Kim kazanırsa artık. Ben sadece çips yedim ya. Ben yarım lahmacun yedim. Sadece Mukbang için gelenler için de özür diliyorum. Onu şey yaptınız diye. Ne yaptınız? Sadece Mukbang için geldiler. Hmm. Çekilişi duydular. Hmm. Ama öyle yani. Bizden size teşekkürler. Bu oraların hepsi zaten aşağı yazacak. Ayşımdan ölüyorum ya. Yemek söyledik. 20 dakika geç geldi. 20 dakika mı? Yarım saat geç geldi. 16.40'da gelmesi gerekiyordu. 19.15'te geldiğinde. Acaba bu biberler acı mı? Sadece lahmacun yiyecektik. Ben her zamanki gibi biraz açgözlü olduğum için dedim doyar mıyım lahmacunla ve araya bir şeyler katalım dedik. Bazı insanlar lahmacun yiyenlere vizyonsuz diyor bu. Vizyonsuz mu? Neden? Ekmeği de, tavuk döner de ekmekle yenip benim herhalde. Sanmam be. Bir sorum olacak. Sorma. Türkiye'de lahmacunun fiyatı ne kadar? Merak ettim. Aldığın yere bağlı da 5-6 TL vardır. Var mıdır? Bu arada evet bizim artık bir senemizi doldurduk. Bu bir seneyle ilgili ne demek istersin İbo'cum? Güzel oldu. Ya çoğu izleyiciler zaten bu Mukbang döneminde falan çalmışlar. Evet çoğunuz Mukbang'ler için buradasınız. Şimdi birbirimize yalan söylemeyelim. Ama bu... Aa şeyi de açıklayabilirsin. Vlogmas. Aa evet. Bu arada bugün biliyorsunuz ki 1 Aralık. Aralık mı? İbo Türk aylarını bilmediği için şu anda anlamaya çalışıyor. Biz Aralık ayı için şöyle bir şey düşündük. Aslında İngiltere ve Amerika'da çok yaygın olan bir şey. Vlogmas. Noel 25 Aralık'ta olduğu için 25'ine kadar İnsanlar böyle çeşit farklı neredeyse her gün video koyuyor. Biz öyle bir şey denemeye çalışacağız. Çalışacağız. Umarım emeklerim... Her iki günde bir video gelecek. Ve bu videoların arasında Mukbang da olacak. Tabii ki de Mukbang olacak. Christmas, bu ülkede mesela şey var. Bazı restoranların sadece Christmas'a özel yaptığı menüler falan var. Aynen. Bu önümüzdeki 25 gün 10 tane mi 15 tane video gelecek? Aşağı yukarı evet. Bazıları vlog gibi çeşit Noel ile ilgili şeyler. Ben 5 tane lahmacun yiyebildiğine kadar bana inanmadılar. Bence yiyemezsin 5 tane lahmacun. Niye ya? Lahmacun'da yenilecek ne var? Lahmacun seviyormuşum ben ya. Fena değilmiş lahmacunları. Yani vah değil ama güzelmiş. Bu çok güzel. Bu var ya bu. Bu arada dün babamlar lahmacun yedi. Ve onlardan kalan lahmacun da çaldı. Annem dedi kömbe yapmıştık, biz burada yemedik gittik. Evet biz gittik kömbe yedik. Biraz içimizde mi kaldı acaba? Bence kaldı. Lahmacun arasına mesela döner koysak nasıl olur yani? Kesin bu yapılan bir şeydir ha. Ben daha önce yedim öyle bir şeyi. Sen burgerin içine döner yemiştin insan. Evet yani. Ve ölecektim. Hayatımdaki yediğim en sistemimi şok eden yemekti yani. Hı. Hmm. Biber sevmeyen insan biber niye yemeye çalışır ki? Çünkü bunlar acı değil. Biber acı değilse neden biber yani yeme daha iyi. Herkes yorumlar yazıyor da şimdi bu ya da düşünüyordur gerizekalı. Niye? Hiç salata falan koymadı. Çünkü İbo sağlıklı şeyler yemiyor. Çok mu ses yapıyorum? Ben çiğnemekte çok zorluk çekiyorum. Evet, yemeğimi çiğnemiyorum, biliyorum. Artık bana herkes duruyor. Sana çili sos getirdim bu arada. Biliyorum, teşekkür ederim. Afiyet olsun. Bir senedir çekerken en çok eğlendiğim video hangisiydi? Tatil vloglarını seviyorum ben. Mukbang da güzel, sabah oturuyorum yemek yiyorum burada ama hani bir yere gittiğimiz zaman, bir de maalesef bizim şansımıza 6-7 aydır lockdown var. 6-7 ay mı? Adım neredeyse bir senedir karantinadayız. Yani lockdown, yani bizim bir yılımızın içinde 6-7 ay karantina yani. Benim çektiğimiz videolar arasında hatırladığım ve bence çekerken çok eğlendiğimiz bir video şeydi. Not Hendrix'le shot yapmıştık ya. Buraya atarım. İngilizce bir vlog. Hatta challenge gibi bir şey de. Highwall'ları mı yapıyorduk? Bir şey yapıyorduk. Ama tabii ki de yaparken o günkü o sıcağı hatırlıyorum. Hava çok sıcaktı. Yeah. Ve bizim bahçenin o kapalı olan yeri, yani üstü böyle plastikten kapanmış bir yer var bahçede. Evet, bahçenin kapalı olan yerinde çekmiştik bunu. Ve o sıcağın altında ve açtık. Çünkü ben iş arası çekmiştik o videoyu. Ben çalışıyordum, evden çalışıyordum yine. Hala evden çalışıyorum. O bölümünü hatırlamıyorum. Ve bir shot atıp duruyorduk. Ama gayet eğlenceli bir video. Alkol değildi tabii. Tabii canım. Öyle. Güzel geçti ya. Ve tabii ki de bir sene içerisinde nişanlandık. Zorla. Onu da linkini atarım. O da İngilizce ama en azından nişanımızdan biraz bir şeyler var içerisinde. Nişan hazırlığı diyelim daha doğrusu. Bizim nişandan tam şeyler yok. Ama nişan fotoğraflarımıza baktığımız bir videomuz var. Onu da. Bunların alta linklerim. Seyretmek isterseniz seyredebilirsiniz. Yani 2020 güzel geçti ama ne yazık ki işte korona sağ olsun. Bayağı bir... Hep aynı şey yapmam. Evet. Bitmedi korona ya. Gerçekten korona artık baydı. Ve duyduğumuza göre Türkiye şu anda çok sarsılıyor koronadan. Türkiye her zaman sarsılıyor da numaraları açıklamadılar hiçbir zaman. Evet. Yani ama doğruyu söylemek gerekirse arkadaşlar, hani tamam demiyorum ki buradaki insanlar kurallara çok iyi uyuyor, hani öyle bir şey yok ama Türkiye'deki biz en son hele Ağustos'ta gittiğimizde yani insanlar gerçekten kurallara uymuyor. Onun için şaşırmıyorum ben. Ama kendinize dikkat edin. Tek diyebileceğimiz bu. Ama psikolojik mi? Herkesin psikolojisini bozdu. En kötü tarafı o. Ya ben Mart'tan beri evdeyim ya. Mart'tan beri evdeyim yani, şaka maka. Ya tabii ki de çıkıyorum da yani ben evde uyanıyorum, evde çalışıyorum, evde yatıyorum yani. Hayatım evin içerisinde, sürekli evin bir yerlerinde köşe kapmaca, telefon çaldığında telefonu açmak için. Sürekli birine sus demekte, dizini kapat bilmem ne. Onun için 2020 güzel bir seneydi. Bu gider mi acaba? Çok güzel gider hem de. En güzel salata o be. Ben gayet eğlendim 2020 yılında. Bir insan lahmacunu neden öyle yer ben onu da anlamam. Bakın. Boğaz'da bir şey vardı. Şekil A'da da, Şekil A mı? Şekil A'da görüldüğü gibi. Şekil A'da görüldüğü gibi. Döner, birazcık salata, tat değişsin diye. Çünkü hep aynı tatlar. Ben aslında lahmacuna limon koymayı seviyorum. Evet ben de ama limon vermemiş annem bize. İstemedi, biz limon yiyelim. Bu arada benim dönerlerimi alabilirsin İbo. Neden? Çünkü ben döneri biliyorsun yani. Ben modumda olmam gerekiyor döner yiyebilmek için. İlla her şeyi komplike etmem lazım zaten. İlk defa 5 parmağımla yemek yiyorum. Evet, İbo'nun en sinir olduğu şey. Evet. Çiğnemekten konuşmadım ki. Hatta komik olan bir sene önce, bugün, yani bugün siz bunu seyrederken değil de dün diyeyim. Biz böyle çok saçma sapan bir şey konuşurken bu YouTube olayı meydana çıktı. Ve biz bir günde YouTube videosu çektik, editledik ve direkt internete saldık yani. Onun için de şimdi geri seyircilerimize veriyoruz ve çekiliş yapıyoruz. You had a thing there. Hayvan gibi yemek yiyorum ya. Bunu anladığına çok sevindim. Lahmacunun uzunlamasına yapsam da 10 kere ısıracağıma 5 kere sürüyorum, nasıl zorlanıyorum. Bak. 2 lahmacun yedim. Chips yedim. Döner yedim. Daha lan. Yiyebilmedim. Hani siz diyordunuz ya. Ben kıtlandım ama. Ne, lahmacunun böyle bir olayı var. İyidir, hoştur hesabı ama yedikçe böyle kitlenmiyor mu? Ekmek böyle yok. Midede sanki böyle şişiyor, böyle oturuyor. Lahmacun candır be. Lahmacun candır, gerisi heyecandır. Çatal ellemek istemiyorum şu an ya. Sana peçete koydum ben burada. Aaa, gerizekalıyım. Öyle yani. Sizin yılınız nasıl geçti? Türkiye'de bayağı okullar kapandı ya. Bilmem. Şimdi yeni gelen kanunlar, kurallar falan. Hafta sonu hafta dışarı çıkmak yasak, sokağa çıkmak yasak. Burada bari o hiçbir zaman olmadı. Lafımı bitirmeye çalışıyordum, tam diyecektim. Burada delirir hiç, ya insan. Burada hiç öyle bir şey yapmadılar. Burada pay hatırlıyor musun? İlk lockdown'da acil şeylerini almaya herkes bakkala gitmişti, adam girip de bisküvi almıştı ya. Evet, burada hiç öyle bir şey olmadı. Ama olacağını da hiç düşünmüyorum. Tuvalet tüşüsünü götürdüler bunlar ya. O konuya girmek istemiyorum. Hangi konuya? Tuvalet işlerine. Ya yani tuvalet kağıdıyla ilgili konuşmamı gerektirecek bir şey yok. Try one of King's one. Ölüyor ring. İçeridekiler yemeği bitirdi bile. Ya yemesem mi acaba? Kitlendim ben çünkü. Tıkanır mıyım? Ben bunu da senin tabağına koyayım, sağ ol canım. Bunları da ister misin? Hayır. Hayır. Tadına bakacağım ama yiyeceğimi sanmıyorum. Çok güzel o. Buz gibi Özge. Tamam da aşkım, yani ne yapak? Git de lahmacunun en kuru yerini yedin. Bu böyle tabaktan tabağa mı verilecek? Tadı güzelmiş ama. Tadı çok güzel. Ben aslında bugün de oradan sipariş verecektim ama ne yazık ki telefonumu açmadılar. Öyle yani. Ne o, bazen de yeşillik böyle şeyleri seviyorum. Ben domatesi çok seviyorum. Evet, sen söğüş domates bayası ediyorsun. Ay, ben doydum. Benim hıçkırık tuttu. Doydum deyip hala yiyen. Ha, bu arada merak edenleriniz olacak, diyet ne oldu falan filan diye de. He ya, sen diyeti bıraktın. Diyeti bırakmadım. Öyle gözüküyor mu? Şu anda evet öyle gözüküyor. Yok, bugün İbo'nun taktiği gibi oruç tuttum. Başka hiçbir şey yemedim. Araştırın ya, oruç tutmanın bayağı bir faydaları varmış. Biraz da böyle deneyeceğim. Bakayım. Ya vücudun 12 saatten sonra belirli bir moda giriyor. Yeah, ben bugün 19 saat tuttum oruç. Yeah. 18 saat 57 dakika mıydı neydi? Tabii bu yatma zamanda için. Aha, ben de doydum. Hastayım şu turşunun içindeki suya. Nasıl böyle yiyor da kilo veriyor? Ne sala yani? Evet, İbo gerçekten hep böyle yiyip kilo verdi yani. Yok be. Ama aranızda seyreden kadınlar, erkekler, yani unutmayın ki bir kadının bünyesiyle erkeğin bünyesi aynı değil, hele bu kilo verme konusunda. Ve herkesin bünyesi farklı. Kesinlikle öyle bir şey de var. Ama intermittent fasting zaten erkeklerde çok daha iyi sonuçlar gösteriyor. Çünkü hormon seviyeleriniz daha düşük olduğu için. Tabii ben şimdi burada niye böyle doktormuşum gibi konuşuyorsun? Değilim. Ama bakalım, bir de böyle deneyeceğim. Çünkü sadece 5 kilo vermeme rağmen kendimde de ve etrafımdakilerde herkes fark ediyor hani kilo verdiğimi. Onun için ama biraz daha fazla vermem gerekiyor. Yani. Sen aşkım benim tabağımı da al önüne. En ünlü. Yok be. Yavaş yavaş gidelim mi? Benden bu kadar. Çekilişe katılmayı unutmayın. Kanala abone olun. Şeyler nasıl katılıyorlar? Alta en sevdiğiniz yemeğe yorum yapıyorsunuz. Ondan sonra kanalımıza... Sadece bir yorumunuz sayılacak. Boş, yani 15 evet, tane yorum atmayın. Ondan sonra kanalımıza abone oluyorsunuz. Ve ekstra bonus puan için Instagram'dan bizi takip alıyorsunuz. Linkler aşağıda olacak. Her şeyi zaten aşağıda yazacağım. Ve tekrar söylemek istiyoruz. Bu çekiliş sadece bizle ilgili bir şey. Bizim kendi içimizden hani size bir geri dönüş olsun diye yaptığımız bir şey. Sadece bu 1000 TL değil, 100 pound bizim bunun için ayırdığımız şey. 100 pound sizin ülkenize ne kadar para ediyorsa. İngiltere'den birisi kazanırsa 100 pound, Türkiye'den birisi kazanırsa kura göre aşağı yukarı 1000 TL. Şey diyesim geldi. İbo ve Özge'den izleyicilerine 1000 pound. Düğünlerden falan. Nefret ediyorum takı törenine. Böyle yapanlar ama yapacak bir şey yok yani. Sevmek zorundayım ne yazık ki. Kurallar tekrar aşağıda olacak. Her zamanki gibi videoyu like atıp kanala abone olup yorum yapmayı, yani çekilişe katılmak istemiyorsanız da normal yorumlarınızı bize tekrar yapabilirsiniz. Bir sonraki videomuz, yani 2 gün sonra bir alışveriş tarzı videoyla karşınızdayız. Sen yoksun o videoda, ben varım. Ben ve Zeyno. İbo yok. Özlem ben yokum. Görüşürüz. Bitti mi? Kapat. Evet. Daha ne konuşacağım? Ben yiyorum daha. Sen hala yemek yiyorsun. Ben videoyu kapatıyorum. Ben size dedim ama. Açım aç.